Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 12 Temmuz Salı Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Bayramımızın son gününe tekabül eden bu Ankara programında inşallah güzel bir sonuca imza atarız hep beraber. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Tabii ki bizim de gözümüzden kaçan ekstra safkanlar da oluyor. Bunların da sizinle neredeyse ortak bir kupon yapmış gibi olacağız. Evet, koşularımıza geçelim. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Bu arada ben duyum aldığım zaman videomun altında zaten sizlerle paylaşıyorum yorumlarımı sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. İnşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar. Dün de Bursa programı gayet başarılı geçti. Elazığ'da maalesef yanıldık. Bankolarımız vardır. Rakip safkanlar olarak önerdim. Arkadaşlarımız da diyor zaten abi rakiplerine bizi öner. Biz kafamızda yaptığımız kurguyu başka yerde belki bankomuzu değerlendirip hatta bir iki arkadaşımıza bulmuş ikinci ayakta 11 nolu safkanımızı çok çok önde diye bahsetmiştim. Onu tek atıp öteki ayaklarda 3 tek 5 tek diye söylemiştik. Rakipleri var demiştik. Rakiplerini önermiştik. Rakiplerini de yazarak 4400 küsür lira ikramiye bulmuşlar Elazığ'da. Onları da tebrik edelim. Onlara da bol şanslar dilerim. İnşallah devamı gelir. Güzel ikramiyelere ulaşırız. Evet, birinci koşu 2 altılımız var. 9 koşulu bir program. Handikap 15 bir koşuyla altılık ayağımız start alacak. Birinci altılık ayağımız 2200 metre çimde mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor. Evet, koşuya bakıldığında Yener Bey ile ben başlamak istiyorum. Bir nolu safkanımızla yaptığı son iki koşusunda da hem 2000'de hem 1900'de güzel bir üçüncülük, arkasından bir dördüncülük. İlk defa buluştu Muhammed Özdemir Laprant arkadaşımıza. Etkili koşacaktır ilk tercihim. İkinci atım 3'te o Turaç Bey, Görkem Özçelik'le değerlendireceğiz. 10 nolu safkanım Taş Bebektay, atlamadan mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Yaptığı son çimi 2200'e bu mesafede tamam 8-10 boy fark idi ama Müslüm Çelik de start almıştı. Ben bu grupta etkili koşmasını bekliyorum. Sürpriz bir isim. Hem de kilo avantajı da elinde. 50 kilo ile koşuyor. O zaman da tam 51,5-52 kilo ile koştu ama ben Taş Bebektay'dan etkili bir performans gelecektir. Onu atlamayacağız. 4 nolu Bamsı Bey ilk defa çime çıkacak. Mücahit Bayır'la ikinci kez buluştu. Çok çok dikkatleyeceğim bir 4 nolu safkanımız da. Es geçmeyeceğiz. Ve de Ezer Döher sevgili dostlar. 5 nol safkanın Müslüm Çelik'te etkili koşmasını bekliyorum. Benim buradaki sıralamam 1, 3, 10, 4 ve 5 benim sıralamam olacak. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Bir mailin dişilere mahsus yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alıyor. Evet, bilinen stiliyle 2 nolu safkanımız büyük ihtimalle kaçıp bitirmeye çalışacak ama ben burada iki tane safkan önereceğim. Onlar kimler? 5 nolu Matsukaze. Gökhan Kocakay ile ilk defa buluştu. İlk koşusu kumdaydı. Şimdi çime çıkacak. Şartlı bir de bir mücadelesi vardı. Üçüncülükle ayrıldı. 56 günlük aradan sonra bir kanak orijini, biliyorsunuz kanak orijin çimde daha başarılı koşuyor. İlk çim yarışında ben birincilikle tanışabilir. İlk tercihim 5. İkinci atımda 6 nolu safkanımız Nazrovya Vedat Abiş'te etkili koşmasını bekliyorum. Yani 5 ve 6 benim bu koşudaki sıralamam olacak. Evet, üçüncü koşu 3 yaşlı Arapların 1300 metre kumda mücadele verecek. 7 safkanımız start alacak. 7 plase ve 1. üçlük ayarımız da burada start alacak. Yine seri stili safkanlarımız da var. Burada 5 nolu Avarız olsun, 4 nolu Rockstar, ondan sonra 2 nolu Müslüm Başkan. Büyük ihtimalle Müslüm Başkan liderlik alacaktır.
en büyük kulvar çekme avantajını Ercan Çankaya'yla gruba liderlik yapacaktır. Kaçıp bitirmeye çalışacaktır ama bakalım, hep beraber izleyip göreceğiz. Yani zor bir koşu gerçekten, üçüncü ayağımızı tekabül eden bu koşu hem yedili plasemizde. Benim burada tabii ki ilk tercihim iki nolu Müslüm Başkan olacak. Bir Beyaz Bayrak Ayna yarışı izlettirebilir bize. İki ilk tercihim, ikinci atım bir nolu Katoğlu. Sonları gerçekten çok güçlü geliyor. Mutlaka yazacağız. Üç nolu Gece Bey'i Özcan Yıldırım tercihine ilk defa buluştular. Mutlaka yazmamız gereken safkanlardan biri. 4 nolu Rockstar Müslüm Çelik de. Ve de burada sürpriz bir isim, Her Daim diyeceğim ben. Yaptığı son 1400'de gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. Hatta 5-6 boy gibi geç çıktı. İşman çizikte öyle geldi ki gerçekten harika bir sprint atarak geldi. Ve de Her Daim bu koşuyu kazanmıştı. Yine kazanmanın bir diğer güçlü adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. 6 ile es geçmeyeceğiz. 2, 1, 3, 4 ve 6 benim buradaki sıralamam olacak. Evet, dördüncü koşu handikap 15. 4 ve kora Arapların 1400 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız yer alıyor. Burada ikinci altılık ayımız da burada start alacak. Evet, benim burada 3 safkan aslında yeterli gibi gördüm de bir tane daha safkandan çekiliyorum. Onu da sizlere söyleyeceğim. Yani 4 safkana yöneleceğiz. 1 nolu Yılmaz Hoca gruba liderlik yapacaktır. Ayağına seri bir safkan. Zaten ondan başka seri bir safkan gözükmüyor burada. Muhammed Özdemir'le. Kullar 12 ama dolanıp gelip hemen liderliği alabilir. Mesafe kısa. Kilosu 60 olduğunu aldanmasın. Kimse sevgiliyorsa. Maprant indirimine de gidilmiş. Grubun kaliteli safkanı çünkü. 1 nolu Yılmaz Hoca ile başlayacağım. İlk tercihim. İkinci atım 2 nolu Özümcan. Mutlaka değerlendireceğiz. 8 nolu Sinin diyeceğiz. Ve de 4 nolu Hayırlı Kız da burada es geçmeyeceğim sevgili dostlar. Mutlaka tercih yapacağım safkanlardan biri olacak. Hikmet Fırtınası'na gelince Vera Tabiş de tamam start alıyor. Yaptığı iki koşusu da hem 1900 hem 2200'e kısa gelecek diye ben geri planda bıraktım. Tercihi size bırakıyorum. Benim buradaki sıralamam 1, 2, 8 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz kısa vadeli bir koşu. Türk Soy koşusu 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre çimle mücadele verecek 10 safkanımız burada kayıtlı. Evet, ikinci beşlik aynımızda burada start alıyor. Yani burada ben Jakinda ile başlayacağım. Saadettin Boyraz'la bir tempo yarışına girecektir. Ayağına seri bir safkan. Tabii ki bunu Kübra Hanım eşlik edecektir. 10 nolu Forlong, 1 nolu Abjar Kız. Bunu rahat bırakmayacaklar ama ben Jakinda liderliği alacağını düşünüyorum Saadettin Boyraz'la. 3 ilk tercihim. İkinci atım 6 nolu Periana. Mutlaka değerlendireceğiz. 1 nolu Abjar Kız olmazsa olmazlarımızdan olacak. Sonra 5 nolu Navana. Aleyküm selam abi. Sağ olun abi. Üstünden sağ ol sen abi. Pardon arkadaşlar, müşterilerimiz gelmeye başladı. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Yani buradaki tercihlerimiz, yani 5 nolu Navana mutlaka ve mutlaka kuponlarda olmazsa olmazlardan biri. 10 nolu Forland olacaktır. 7 nolu bir de Pürdeka'da çok çok dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar. Evet, sıralamamız nasıl oldu? Oluştu. 3, 1, 6, 7, 5 ve 10 nolu Forland diyerek burada da şablonumuz bu şekilde, yani kurgumuz
5. koşuya tekabül etti. Mutlaka değerlendireceğimiz safkanlar bunlar olacak. Evet, 6. koşu grup 3 Seymenler koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alıyor. 4'lü gayanımız da burada start alıyor. 1. 6'lı gayanımızın son ayarını tekabül eden bu koşuda banko adayımız olacak. O da kim? Osman Bey, Gökhan Kocakaya'yla. 10'da 3 yaptılar. Yaptığı son koşusunu Ankara'da açık 3'te 1500'de yani regatlısı son anda geçildi gerçekten. Boyunla geçildi Gökhan Kocakaya'yla. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması ben Osman Bey'e çok çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü sonlara etkili gelen bir safkan. Burada büyük ihtimalle Nartın Kılıcı liderlik alacaktır. Allöş yani pek artık önlerde gitmeyi sevmiyor ama yine önlerde bir tempo yapacaktır. Osman Bey ile Gökhan Kocakay ile sabırla bekleyip sonlarda buradaki tüm safkanları avlamasını bekliyorum. Yeni oğlu Osman Bey benim banko adayımdır sevgili dostlar. Evet, rakibhanesinde 3 nolu Kikmango. Yani o da yaptığı son koşusunda kısa vadede 8'i 2000'de İzmir'de Elino ile beraber koşmuşlardı. Başa baş bir mücadele içerisinde Kikmango koştan galip gelmişti. Rakip olacaktır ve de 1 nolu Elino ikili için değerlendirebiliriz. 7 Bankom 3 ve 1 rakibhanesinde çıkan safkanlar oluyor bende. İkili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet, 7. koşumuz handikap 17. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. 2. 3'lük ayarımız da burada start alacak. Yani şöyle bakıldığı zaman 1 nolu safkanımız çok sırıtıyor burada. Çıkacaktır, bir liderlik isteyebilir. Ayağının seri bir safkan. İz peşinde de aynı şekilde. Ama Gökhan Kocakay ile çıkıp sanki böyle bir rolanti tempoda liderlik yapıp sonlarda hemen gücünü arttırıp ve de fotoya doğru süzülebilen bir safkanımız. Bundan önceki yaptığı 2000 metre kumunda kısa vade altıda Gökhan Kocakay ile hem de gerideki safkanlara 12-13 boy gibi fark atmasını bilmişti. Son koşusunda İstanbul'da kısa vade 9'da sentetikte yaptı bunu. Ama maalesef pistten akınla start almıştı. Bir dördüncülükle ayrıldı. 7 safkanın arasında bir dördüncülükle ayrıldı. Şimdi tekrar Gökhan'la buluştu. Yine kaba kuma çıkacak. Ben 1 nolu safkanımız çok çok önde görünüyor. Ama 4 nolu is peşinde ve de 2 nolu Kuampo'yu da ben eksik etmeyeceğim. Eğer gücü kesilirse yani sonlarda is peşinde ve Kuampo'da buna ciddi rakip olacaktır. 1, 4 ve 2 benim buradaki sıralamam olacak. Evet, 8. koşumuz bir maiden dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alacak sevgili dostlar. Evet, yani burada 3 nolu safkanımız Saadettin Boyraz'da büyük ihtimalle çıkacak, liderlik alacak. Ayağına seri safkan olarak bir tek onu gördüm ben. Liderlik mutlaka alacaktır. Sonuna kadar direnmeye çalışacak. Çünkü 2 yarış gördü 1000 metre çiminde. Bunu başaramadı. Arkasından kaba kuma çıktı. Bir 6.lık 1200'de gücü yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Kapalı kutu. Ben 2 koşu gördüm. 3. koşusunda bunu başarabilir. 3 nolu Günef mutlaka değerlendirelim. Sonra 1 nolu Essen Görkem Özçelik'te. 7 nolu safkanımız Müslüm Çelik'le 2 koşusunda da pistten bir üçüncülük elde etti. 2 koşusunda da Müslüm Çelik'le ilk defa buluştu. Değerlendireceğiz. Ve de 4 nolu hedefim sensin diyeceğiz sevgili dostlar. 3, 1, 7 ve 4 benim buradaki sıralamam olacak. Evet, 9. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız mevcut. Ekürlerimiz var burada sevgili dostlar. 2 ile 9, 4 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet, yani burada onu rahatsız edecek bir tane safkan da göremedim ben. Kimden bahsediyoruz? 4 nolu Katan'dan çıkıp bir liderlik alacaktır. Yaptığı son 1500'e kısa vade 8'de birazcık grup ona iyi gelmediğini düşünüyorum.
aslında müsait de grupta ama Müslüm Çelik de kötü bir performans sergiledi. 8 safkanın arasında bir 8. geldi etti. Şimdi ekür avantajını start olarak katan yine Müslüm Çelik de çıkıp bir liderlik isteyecektir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacaktır. 4 benim ilk tercihim. 2. atın 1 nolu Özgalip. Mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Olmazsa olmazlarımızdan olacak. 9 nolu Aslım Pehlivan'ı ve de 10 nolu Onar Bey diyerek burada da 4 safkan yeterli olacaktır. 4, 1, 9 ve 10 benim bu koşu için tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, Ankara programım buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Abi diyor, sen diyor ne kadar güzel diyor. Son dakika olarak diyor, videomun altında paylaşıyorsun diyor. Bazı yorumcu arkadaşlar için bana yazmış onu. Son dakika gelişmeleri olacak. Benden ayrılmayın. İşte WhatsApp grubu varmış. WhatsApp'ta bunları paylaşacağım. Bilmem. Ya kardeşim, WhatsApp'ta paylaşacağına son dakika duyum aldım diye nasıl olsa YouTube'da video çekiyorsun ya. Videonun altına paylaşsana. Niye herkese? Bir de şey diyormuş. Neydi ya? Kampanya yaptım. Aylık 150 liraydı. 100 liraya indirdim arkadaşlar diyor. Kampanyamız var diyor. Buyurun gelin diyor. Çok altılı yakalattık. Çok bilmem. Tabii verirsiniz 500-600 milyonluk kupon. Yakalatırsınız aynı şekilde arkadaşlar. Yani vereceksin, cazip isimler ver. Cazip kuponlar ver. Bir şeyler ver. Niye arkadaşlar yani WhatsApp grubuna yönlendiriyorsunuz bütün herkesi? Yok orada son dakika duyumlarım olacak. Yok son dakika bilmem nelerim olacak. Eğer son dakika duyumun varsa videonun altına paylaş. Bizim de son dakika duyumlarımız oluyor. Biz de hemen ne yapıyoruz? Son dakika duyumlar diye videomun altında paylaşıyorum. Niye paylaşmıyorsun? Niye WhatsApp grubuna davet ediyorsun? Yazık ya. Yazıklar olsun ya. Ben böyle şeyle her zaman karşıyım. Bazı zamanlar çok dile getirdim. Şimdi arkadaşımız yorum yazdı diye dile getiriyorum. Abi dile getirsene. Yani burada milleti kandırmaya çalışmayalım arkadaşlar. Niye yani, yolunuza mı çıktınız ya? Ayıptır ya. Burada yapıyorsa yani bir şeyi o zaman YouTube'da bunu değerlendirme yapıyorsan, bir şeyler konuşmaya çalışıyorsan WhatsApp grubuna davet etmeyeceksin. Milleti soymayacaksınız. Ayıptır yani, burada millet yani bizlerin ağzından ne çıkacak diye ona bakıyor. Bilmem ne yapıyor yani, 5 lira 10 lira belki 20 lira yakalayabilir miyim acaba diye bakıyor. Ama sen orada son dakika sağlam duyumlar. Yapma ya. Sağlam mı duyumlar? Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Yok kampanya yaptık. Yok bilmem ne. Kanmayın arkadaşlar. Kanmayın böyleler. Ama hata bizde. Bizler de kanıyoruz hemen. Yanaşıyor. Yanaşmayın ya. Yanaşmayın arkadaşlar. Alın ya bülten. Yeri geliyor beni bile seyretmeyin. Alın bülten, bakın abi. Bakın ha, bakmayan arkadaşlar için biz burada yorum yapıyoruz. Bizi seven arkadaşlarımız için yorum yapıyoruz. Sevdiğim işi yaptığım için yorum yapıyorum. Ayıptır ya, çıkıyorsun WhatsApp grubum yok, bir de kampanyam var diyorsun. 150 idi bana, kadar güzel ya. Aylık 150 liraymış. Kampanya yapmış, 100 liraya indirmiş. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Sağdan duyumlarımız olacak. Arkadaş yazmış, at mı saklıyor? Ne at saklayacağım diyor. O zaman saklamıyorsan kardeşim, son dakika duyumudur diye belirteceksin. Eğer sağdan duyumların varsa gerçekten, diyeceksin ki arkadaşlar, videonda da söyleyeceksin bunu. Arkadaşlar son dakika duyumlarım olabilir. Yarışlara kuponlarınızı yapmadan önce videomun altında yarım saat, bir saat kala ben son dakika duyum olarak sizlerle paylaşacağım diyeceksin. Delikanlılık budur işte. Yorumculuk budur derim. Anladın? Kalkıp buraya milleti sömürme. Bunu yapan arkadaşlara sesleniyorum.
Neyse arkadaşlar, sinirlendim yani, o yüzden bazı kişilerin de sesi olayım diye düşündüm. Abi dedi, birazcık konuşabilir misin bu konuda? Gitmesinler. Herkesin parasını, yani herkesin yani cebinde gözü olanlardan kaçının arkadaşlar. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.